5 gündür Türkiye Erdoğan-Trump görüşmesini bitirdi. Suriye'yi bitirdi, ekonomiyi bitirdi, terörü bitirdi. Hiçbir şeyi konuşmuyor. 5 gündür saraya gitti, gitmedi. Ben bunun böyle olacağını tahmin ettim. Bu yalan haber çıkınca hissettim. Burada bir tezgah var dedim. Ve hemen sabahın köründe arkadaşlara dedim ki tweet atalım. Bir açıklama yapalım. Burada bir komplo var, bir tezgah var dedim. Sonra Sayın Genel Başkan 21 Kasım günü sabah programına çıktı bir televizyon kanalına. Oraya çıkınca Sayın Genel Başkan sordu gazeteci. Dedi ki siz saraya giden bir CHP'li var. Ne diyorsunuz? Şaşırmadım dedi. Şaşırmadığına göre demek ki önceden biliyor. Ya yazılacağını biliyor ya olayı biliyor. Doğrudur dedi. Ama ismi açıklayamam dedi. Ben bunu görünce eyvah dedim. Parti şimdi bir kaosun içine gidecek. Kriz anında doğru yönetilmeyecek bu parti. Partim yara alacak. Hissettim bunu. O 21 Kasım çarşamba günü saat 11:23'te 14 dakika sonra Sayın Genel Başkan bana geri dönüş yaptı. Saat 11:37'de geri dönüş yaptı. 14 dakika sonra. 8 dakika 19 saniye kendisiyle konuştum cep telefonunda. Dedim ki bakın burada bir yalan var. Partimiz yara alacak. Yanınıza geleyim. Birlikte görüntü verelim. Hiçbir CHP'li bunu yapmaz. Bir kere bu kişi ben değilim dedim. Ama beni yıpratmak için uğraşacak gizli mahfiller var bu ülkede, bu partide. Gel bu partiyi, bu badireyi atlatalım. Partimiz yara almasın. Sayın Genel Başkanım, yanınıza geleyim. Bakın tartışılacak bu. Aynı Atatürk resmini kim indirdi indirmedi tartışmasına benzeyecek. CHP yara alacak. Geminin kaptanı sizsiniz. Geleyim yanınıza birlikte açıklama yapalım dedim. Tamam ben sana haber vereceğim dedi. Haber falan vermedi. Yani doğrusu bu açıklamanın 21 Kasım günü genel merkezde partide yara almayacaktı. Bana şimdi neden burada yapıyorsun diyenlere bunu hatırlatmak isterim. Ben önlemimi yaptım. Ben aradım. Ben görevimi yaptım. Ben partimi gözüm gibi sakınırım. Partiye yara gelsin, zarar gelsin istemem. Adeta yalvardım. Yapmayın, etmeyin bu yalan dedim. Şimdi bir, geldiğimiz noktada önce bir özet yapmak istiyorum. Artık şeyi geçtik. Yalan haber. Giden var mı? Muharrem İnce gitti mi? Bunu artık herkes biliyor. Bu haber yalan haber. Buraya Muharrem İnce gitmedi. Muharrem İnce gitmediği gibi hiç kimse de gitmedi. Burayı geçtik artık. Burası değil. Derdimiz bu değil artık. Burası kapandı. Bir tezgah var ortada. Bir komplo var. Birincisi bu tezgahın sorumluları açığa çıkarılmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin 82 milyona borcu vardır. Burası CHP, parti bizim, parti için meselemiz kimseyi ilgilendirmez. Yok öyle ya ama öyle değil, o doğru değil. Cumhuriyet Halk Partisi bir şirket değildir. Cumhuriyet Halk Partisi bir aile değildir. Bir siyasi partidir. AK Partilileri de ilgilendirir CHP. HDP'lileri, MHP'lileri, İYİ Partilileri, Türkleri, Kürtleri, Alevileri, Sünnileri, herkesi. 82 milyon CHP 82 milyona bunu anlatmalıdır, açıklamalıdır. Bu tezgahı kim kurdu? İki, Muharrem İnce 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi bir iftira kampanyasıyla karşı karşıya. Seçim akşamı alkollüydü.
Seçim akşamı neredeydi? NATO askeri kaçırdı. Afgan askeri kaçırdı. Bunların, bu dedikoduların hepsi CHP genel merkezinde üretilmiştir. Bunu benim dışarıdaki rakiplerim değil, partideki bir küçük grup üretmiştir bunu. 24 Haziran akşamından bu yana değerli basın mensupları, bu grup dedikodu üretmeye devam etmektedir. Şimdi bunların Muharrem İnce'den bu kadar çekinmeleri bana gurur veriyor. Madem siyasette en güçlü dönemdeymiş, niye Muharrem İnce ile uğraşıyorsunuz o zaman? Muharrem İnce'den bu kadar çekinmelerinden gurur duyuyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne milyonların umutlarını veren, umutları üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu kadar gönlünü veren insanların umutları yüzünden entrika çevirenlerden de utanç duyuyor. Yani gururla utanç yan yana burada. Bu kumpasçılar Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayağında bir prangadır. Cumhuriyet Halk Partisi kendi ayağındaki bu prangayı kırmadığı sürece temiz siyaset yolunda ilerlemesi imkansız hale gelecektir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de temiz siyaset diyorsa, ki diyor, önce bu pisliği temizlemelidir. Burada bir temizlik yapmadan temiz siyaset iddiamızın geçerli olmayacağını düşünüyorum. Arınma buradan başlayabilir. Temizlik, temizlenme, şahlanış buradan başlayabilir. Eğer bu komployu, bu tezgahı ortaya çıkarır, cezalandırır, komployu kuranları partiden atarsak, bunu yaparsak emin olun yeniden şahlanırız, arınırız, temizleniriz. Bir başka çağrım şudur. Sayın Genel Başkan'adır, Sayın Kılıçdaroğlu'nadır. Şaşırmadım, biliyorum, isim veremem dediniz. Şaşırmadıysanız önceden bunu duymuştunuz. İsmi biliyorum dediniz, açıklamalısınız. Açıklamalısınız. Saray komplosu deyip işin içinden çıkamazsınız. Bunun neresinde saray? Erdoğan bunun neresinde? Çıktı meydan okudu. Ben dedi, kimseyle görüşmedim. Görüştüğümü iddia ediyorsun, ispatlarsan dedi, Cumhurbaşkanlığından istifa ederim dedi. Sen edebilir misin dedi. Onu bir kenara koyduk şimdi. Bunun neresinde saray var ya? Kimi kandırıyoruz? Saray bu memlekette çok kötülük yapmış olabilir. Ama burada bu başka bir şey. Sen Erdoğan'ın ağzına malzemeyi kendin veriyorsun. Kendi partinin evladına iftira atarak, ona komplo kurarak Erdoğan'ın ağzına malzemeyi veren sensin. Ben vermedim ki bunu. Bu dedikoduyu ben yaymadım ki arkadaşlar. Kırklareli'de 164 kişiyi bir günde partiden atıyorsunuz. Genel başkan yardımcısını bir günde partiden atıyorsunuz. Bu haini atmayacak mıyız? Kim bu hain? Bu bugün Muharrem İnce'ye kurulur, yarın Kemal Kılıçdaroğlu'na kurulur. Bu komployu kuranlar emin olsunlar ki Sayın Genel Başkan, yarın kendisine kurarlar bunu. Ben ona barış elimi uzattım Sayın Genel Başkan'a. Gel temizleyelim bunu dedim. Kabul etmedi Genel Başkan. Benim yapacağım başka bir şey yok bu konuda. Mücadele edeceğim. Tek başıma kalsam yine mücadele edeceğim. En büyük üzüntüm ne biliyor musunuz? Hepsini geçtim. İftiralar atılmayan adam değildir ki siyasetçi. Ben ne iftiralarla karşılaştım? Ne iftiralar? Yani bir gün Kırmızı Bülten diye bir program vardı. Bir televizyon kanalında. Alt yazı geçmişti. Muharrem İnce bu akşam Kırmızı Bülten'de diye. Mesaj attılar. Muharrem İnce Kırmızı Bülten'le aranıyor diye. Sayın Genel Başkan'ın bu söz ortaya atıldığında biliyorum doğrudur demek yerine siz kimi kastediyorsunuz? Muharrem İnce'yi mi? Ya ben emekli olduktan sonra CHP'ye geldim. Muharrem İnce çocukluğundan beri CHP'de. Ben direkt milletvekili oldum.
Muharrem İnce gençlik kolu başkanı oldu. İlçe sekreteri oldu. İl başkan yardımcısı oldu. Muharrem İnce'ye bu yakışmaz. Sadece Muharrem İnce'ye değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir evladına yakışmaz. Bu yalandır. Ben buna inanmıyorum demesini beklerdim. Partinin sözcüsü ağzını açmadı da. Ne diye savunmuyorsunuz arkadaşlar? Ben partinin evladı, ciğerimi yakıyorlar benim, ciğerimi. Bugün partiyi yönetenler benim ciğerimi dağılıyorlar. Kim oluyorsunuz siz de savunmuyorsunuz? Muharrem İnce bizim arkadaşımızdır, kardeşimizdir. Partinin baraja takıldığı günde il başkanımızdır. Partinin çelengini tek başına sırtlayan arkadaşımızdır. Bizim cumhurbaşkanı adayımızdır. Muharrem İnce böyle bir gizli görüşme yapmaz. İftira atıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz diye. Bunu deseylerdi, içim yanmazdı. Değerli arkadaşlarım, saraydan para alanlar, yazıyorlar da yazıyorlar. Kimse açıklayacaksınız ya. Kim bunlar? Atamıyor musunuz partiden bunları? Nasıl disiplin anlayışı bu? Ben bu ülkede 16 sene milletvekilliği yapmışım. Erdoğan'la da görüşürüm. Bahçeli'yle de görüşürüm. Akşener'le de görüşürüm. Karamollaoğlu'yla da görüşürüm. Nasıl görüşürüm? Bir kere partinin genel başkanına sorarım. Böyle bir görüşme isteğim var ya da isteği var. İkincisi, gitmeden önce tweet atarım. Basının haberi olur. Haberdar ederim. Nitekim Cumhurbaşkanlığı kampanyasında gittiğimizde böyle yapmadık mı? Değerli arkadaşlarım, bu gerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne kumpas mı var? E sen malzeme verirsen kumpası kurarlar. Yani bunu mutlaka hesaplaşacağız. Mutlaka. Bu hesabı görmeden yürüyemeyiz. Hesaplaşmadan helalleşemeyiz. Kullanışlı gazeteciler olabilir. Yalancı kaynaklar olabilir. Koltuk düşkünü politikacılar olabilir. Takdir milletimizindir. Takdir kamuoyunundur. Bana oy veren vermeyen herkesindir. 82 milyonun vicdanına seslenerek bitiriyorum. Ben bunun neresindeyim? Adımı CHP genel merkezinde lekeleyerek, karalayarak, iftira atarak, yandaş bir gazeteci bularak, haber yaptırarak tartıştırmak yazık günah değil mi? Kendiniz aday olamadınız. Mecbur kaldınız, aday yaptınız. Unuttunuz mu bugünleri? Ben partinin evladı değil miyim? Size hiç vicdan yok mu? Otobüsüme binmek için torpil yapmadınız mı? Bugün dedikodu yapanlar, Cumhurbaşkanı adaylığında otobüsüme binmek için torpil yapmadınız mı? Yazık değil mi? Günah değil mi? Bu millet bunu görmüyor mu? Ne yaptım ben size ya? Ne kötülük yaptım ben size? Bu bir komplo teorisidir. Buna inanmam ben. Yani İngiltere'ye kadar gitmeye gerek yok. İmamoğlu'yla bağlantılı olmadığını. Hayır, ben öyle bir bağlantı kurmadım hiç. Hiç öyle bir bağlantı kurmadım. Bir iki yerde okudum ama bu Muharrem İnce saraya gitti iddiası gibi palavra bir haber. Hiç üstünde durmaya gerek yok. Buyurun. Çıkmadı. Şimdi yapacağım bir şey yok. Ben söyledim. Öngördüm ben. Zaten liderlik krizi hissetmektir. Krizi önlemektir. Kaptan o, ben kaptan değilim. Ama kaptanı da uyarmak lazım. Tayfaların da akıllı olması lazım. İyi tayfalarla çalışmak lazım. Bu ismi burada konuşulmaz. Bu isim nasıl konuşulur? Benim Sayın Kılıçdaroğlu'na söylediğim gibi. Oturursun masanın başına. Her şey çikolata imalatıyla partideki bazı konular halka açık yerlerde yapılmaz. Değil mi? Oturursunuz. Arkadaş bak, bu dedikoduyu bu kişi söyledi. Bir kere Talat Atilla açıklamalıdır. Yani Sayın Genel Başkan Talat Atilla'ya açıklamanı yap demelidir. Yani saray açıklama yapsın. Saray açıklamayı yaptı. Ben bakın bitireyim. Saray açıklamasını yaptı. Ben dedi Cumhurbaşkanlığını bırakırım dedi. Geçti konu şimdi. Şimdi Talat Atilla konuşmalıdır.
Demelidir ki bu CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na kime doğrulattı? Bunun üstüne gitmemiz lazım. Ortaya çıktı bir CHP'li. CHP Genel Merkezi'nden şu kişi. Bunun çevresi kim? Kimlerle konuşmuş? Çorap söküğü gibi çözeceksiniz 2 günde. 48 saat. Disipline verip partiden atacaksınız. Başka çaresi yok bunun. Genel Başkan ne dedi? Sayın Genel Başkan. Biliyorum. Şaşırmadım. Doğrudur dedi. O zaman kandırılmışsın. Bizim genel başkan da o zaman kandırılmış. Bunu konuşmak istiyorum kendisiyle. Neyi biliyorsun? Ne doğru? Ne doğru? Bunu öğrenmek istiyorum. Bunu öğrenmek benim hakkım. Arkadaşlar, bir gazeteci bir yazı yazacak. Sonra töhmet altında kalacaksınız. Ben çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Meydan okuyorum. Kimse, her kimse bir Allah'ın kulu çıkarsa Erdoğan ben cumhurbaşkanlığını bırakırım dedi. Ben Taksim meydanında yakarım dedim. Ne istiyorsanız onu yaparım. Bütün servetimi bağışlarım. Yok böyle bir şey. Çete dedim evet. Çeteden bahsediyorsunuz. Kimi kastettiğinizi... Onlar kendilerini bilirler. Çok iyi bilirler yani. Kılıçdaroğlu'na... Mesela aynı teknede yazın tatil yapmışlardır. Vardır yani. Onlar kendilerini bilirler. Yani Türkiye'de bir FETÖ varsa bundan bir partinin nasibini alması, diğerlerinin almaması mümkün değil ki. Herkes buradan nasibini alır. CHP de bundan nasibini almıştır. Bu burada bitmez. Hayır, bunu çözmeden CHP yola devam edemez. Bunu çözmeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin temiz siyaset deme hakkı ortadan kalkar. Hayır, bu çözülecek. Bu olmaz. Yani at çamuru olmaz. Bu çözülecek önce. Sayın Genel Başkanı bu sorunu çözmeye davet ediyorum. Ben buradayım. Emrettiği zaman gideriz. Öyle bir kompleksim yok. Henüz şu anda burada kurultay delegesi var. İşte il başkanımız kurultay delegesi, milletvekilimiz doğal delege. Milletvekilimizinki devam edecek de mesela delegeler henüz seçilmedi. Hiçbir şey netleşmeden böyle bir soruya cevap verilmez. Önce bir delegeler, ilçe delegesi, il delegesi, kurultay delegesi bir seçilsin. Ona bir bakalım. Kurultaya yönelik mi bu? Ben onu bilemem. Onu en iyi planı yapanlar bilir. Komployu kuranlar bilir. O komployu kuranları bulursak, kulağından tutup partiden atarsak kurultaya mı yönelik değil mi onu da orada anlamış oluruz. Buyurun. Aynı tabii. Aynı bakın 24 Haziran 2018 akşamı benimle ilgili ortaya atan iftiraları atan kişi ve gruplar saraya gitti diyen grupla aynı gruptur. Planı yaptılar bakın arkadaşlar sustum 1,5 senedir ama kurultayda daha da açığını anlatacağım. 1,5 senedir sustum. Kan kustum. Kızılcık şerbeti içtim dedim. Partim yara almasın dedim. Planı kurdular. Dediler ki Muharrem İnce nasıl olsa Meral Akşener ikinci olur. Muharrem İnce üçüncü olur. Siyaseten Muharrem İnce'yi sileriz. Plan buydu. Aa, tersine döndü her şey. Muharrem İnce geldi 50 günde rüzgarı dönüştürdü. %31'e çıkardı. Eyvah dediler. Ya cumhurbaşkanı olursa diye korktular önce. Sonra dediler ki ya cumhurbaşkanı olmasa da bu çıtayı çok yükseltti. Bunu aşağı indirelim. CHP'de yapıldı bunlar arkadaşlar. Bizans oyunu. Seçim gecesi daha başladılar. Hadi Muharrem'i aşağı çekelim. Sürekli olarak. Sürekli olarak. Her gün yeni bir iftira. Her gün. Ufaklarına cevap vermiyorum. En son bu. Bu yapıyı kırmadan CHP başarılı olamaz. Bu yapıyı kıracağız. Kılıçdaroğlu. Bak şöyle de okunabilir. Sayın Kılıçdaroğlu biz senin yanındayız. Senin rakibin Muharrem İnce. Biz önce Muharrem İnce'ye komployu kuralım. Sonra sana komplo kuracağız. Bu da olabilir tabii. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler.